İbrahim Karagül Türkiye'yi ateşe verdiler, PKK yaktı, onlar sevindi. Nefret kötülük saçtılar, hiçbiriniz bir Şahin Akdemir etmezsiniz. Türkiye daha önce tanık olmadığımız ölçekte orman yangınlarıyla boğuşuyor. Büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Akdeniz bölgesi neredeyse tamamen ateşe verildi. Doğal yangınları aşırı sıcakların etkisiyle çıkanları ayrı tutuyorum. Ancak bu yangınların bir terör yönetimi olarak uygulandığına, ekonomik ve ideolojik saldırılar olduğuna, Türkiye'yi ateşe verme amacı taşıdığına dair ciddi bulgular var. Elbette bunlar önümüzdeki günlerde daha da netleştirilecek. 3 günde 120'ye yakın yerde yangın başladı. Bu kadar yaygın, çok sistematik görünen felaketle hiçbir ülke kolay başa çıkamaz. Almanya'da sel oldu, günlerce müdahale edilemedi. ABD'de bina çöktü, bir ayda enkazı kaldırılamadı. Çirkin, vicdansızca, alçakça nefret ve kötülük saçtılar. Türkiye doğal afetlere müdahalede dünyanın en başarılı birkaç ülkesinden biridir. Bu afete karşı da olağanüstü mücadele veriliyor, son derece başarılı bir çalışma yürütülüyor. Sadece Orman Bakanlığı değil, bütün kurumlar canla başla uğraşıyor. Yangınların neden çıktığı ya da çıkarıldığı, sabotaj ihtimalleri ve bulguları nasıl söndürüleceği ve neler yapılması gerektiği konusunda katkı yapacakken, bir şeyler önerecekken, yardıma koşacakken, her dönemde Türkiye'nin zayıf anlarını kollayıp aynı anda organize harekete geçenler yine kötülük saçtı. Çirkin, vicdansızca, alçakça bir saldırı kampanyası yürüttüler. Bütün ülkeye nefret ve kötülük saçtılar, içlerindeki Türkiye düşmanlığını bir kez daha açık ettiler. Türkiye'nin felaketle mücadelesini sabote ettiler. Ajans görünümlü karargahlar, sosyal medya terör örgütleri. Dışarıdan fonlanan gazeteci ve medyalarıyla, sosyal medya örgütleriyle, ajans görünümlü karargahlarıyla, terör örgütleriyle, onlarla aynı dili konuşan siyasi partilerle bir kez daha organize bir saldırı yaptılar. Milli bir afet yaşanırken onlar kendi ajandalarını uyguladılar, devletin milletin açığını, zaafını, eksiğini aradılar. Küstah, kibirli, açgözlü, bencil bir tavırla kötülükler saçtılar. Hiçbiri yardıma koşmadı, hiçbiri desteğe gitmedi, hiçbiri yaşam konforunu bozmadı. Hiçbiriniz bir şahin akdemir etmezsiniz. Devlet çalıştı, millet çalıştı, alevlere dalan orman ekipleri çalıştı, onlara su taşıyan gençler çalıştı. Bunların tamamı ekiplere yardıma giderken şehit olan bir Şahin Akdemir kadar olamadı. Açık söyleyeyim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti lideri Meral Akşener'in, diğer muhalif partilerin ve liderlerinin, oturdukları yerden herkese küfürler yağdıranların, Türk Tabipler Birliği gibi ülke düşmanı yapıların, fonlanan medya ve gazetecilerin, ırkçı mülteci düşmanlığı yapan zengin azınlığın, Anadolu'nun 120 bölgesi cayır cayır yanarken bir Şahin Akdemir kadar bu ülkeye faydaları olmadı. PKK yaktı, onlar destekledi. Bırakın yardım etmeyi, ülkenin mücadelesini sabote ettiler. PKK ile hareket ettiler, HDP ile hareket ettiler, terör grupları orman yakarken onların pazarlamasını yaptılar. Bu milli afet döneminde bile kişisel çıkarlarını, ülke düşmanlıklarını öne çıkardılar. Bir Türkiye düşüncesine sahip olmadıklarını bir kez daha gösterdiler. Türkiye algılarının örgüt, cemaat, çıkar çevresi, ideolojik kamplardan öteye gidemediğini ortaya koydular. Hiçbir şekilde devlet aklına, millet ferasetine sahip olmadıklarına dair yetersizliklerini ortaya koydular. Adam felaketi istismar etti, ayıptır, günahtır, yazıktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Twitter mesajlarına bakın. Felaketten iktidar devşirme, toplumsal acıyı fırsata çevirme, ülkenin zaafını istismar etme, milletin zaaflarını kaşımadan öte bir akıl, bir insaf yok. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Koca siyasi partiyi PKK önceliklerine göre konumlandırmak, CHP'den bir HDP çıkarmak tehlikenin en büyüğüdür. Diğer siyasi partileri de liderlerini de göremedik. Oysa bir milli felaket yaşanıyordu, bunun partisi, grubu, cemaati, örgütü olmazdı. Çünkü herkesin ortak üzüntüsü, ortak acısıydı. Yine Türkiye'nin yanında olmadılar, gizlenip sinsi sinsi fırsat beklediler. Milli felaketlerde milli mücadele esastır, bu siyaset dışı bir durumdur ama onlarda o olgunluk yoktu. Hepsi PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün ajandasının arkasına gizlenmiş, sinsi sinsi nemalanmayı bekleyen fırsatçılar oldu. Aslında onlar 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin hiçbir mücadelesinde olmadılar. Tam tersine Türkiye'nin karşısında kim varsa onların sözcülüğünü yaptılar, bunu defalarca gördük. Bu nasıl bir eksen kayması, nasıl bir savrulma? Muhalif olmak Türkiye'ye karşı durmak mıdır? İktidarda başkası var diye Türkiye'yi gözden çıkarmak mıdır? Bu sorgulama sadece siyasi partiler için değil, böyle zamanlarda ortalığı yakıp yıkan, kötülük saçan herkese. Bu kötülükle mücadele edelim. Yaralarımızı saracağız. Bu ülkenin aziz milletinin ferasetiyle bütün bunların üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık yine yapacağız. Bunları yaparken bu kötülüklerle, bu nefret diliyle, bu iç çatışmayı provoka edici tahriklerle de mücadele edeceğiz. Ülkesini seven herkes Türkiye'nin yanında durup bu kötülüklerle mücadele etmek zorunda zorundayız. O dağlarda yeni fidanlar filizlenecek, Anadolu yeniden ayağa kalkacak. Ama onlar kötülükleriyle uzun süre ayakta kalamayacak. Çünkü biz yüzyıllarca böyle ayakta kalmayı bildik yine bileceğiz. Ülkenin yarısını feda eder bunlar. Ama bu kimliksizliğin, bu vatansızlığın, bu duygusuzluğun, bu düşüncesizliğin Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olduğunu bilerek daha da sağlam adımlar atacağız. Amaçlarına ulaşmak için dışarıdan ortaklar bulanlara, bu ülkenin yarısını feda etmeyi göze alanlara karşı Türkiye'nin gücünü daha da artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız, yapıyoruz, daha da yapacağız. Allah bu merhamet ülkesine güç versin. İbrahim Karagül Bülent Erandaç Orman yangınlarının ardındaki manidarlıklar Son iki yazımda ülkemizi haince yakmaya, yıkmaya çalışanların en büyük amacını yazdım. Ciğerimizi yakan orman yangınlarının zamanlaması, seçildiği bölgeler ve hedefi açısından yabancı servislerin beşinci kol faaliyeti olduğunu, küresel çetenin tetikçilerinin Türkiye'mizi kuşatma harekatını hızlandırdığını özellikle vurguladım. Bu yazımda da orman yangınlarının arka planla ışık tutmak için yeni manidar sembol olaylara parmak basmak istiyorum. Orman yangınlarıyla birebir ilişkisi olduğunu gösteren yeni manidar konular tesadüf değil bir gerçek. 28 Temmuz'a dikkat. 1. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da Kıbrıs Türk Devleti'ne girişin şifrelerini verdi. Derin Avrupa ABD panikledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıs Maraş kararları alelacele çıkarıldı. Bir telaş içinde oldular. 28 Temmuz'da Kıbrıs'a bakan Akdeniz sahillerinde manidar orman yangınlarını çıkardılar. 2. 2008 yılı 28 Temmuz'da AK Parti'nin kapatılması davasının görüşmelerinin birincisi başlatılmıştı. Derin Batı'nın sembollerle karışık mesaj verme özelliği biliniyor. Seçimle yıkamadıkları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kurduğu iktidarda olan AK Parti, vesayetçi odaklar, eski Türkiye artıkları, batının aparatları kapattırmak için Anayasa Mahkemesi'ni kullanmak istediler. Eğer AK Parti kapatılsaydı Türk siyaseti bugün Derin ABD Avrupa'nın emrinde istediği olurdu. 3. Derin ABD Avrupa'nın bir sembolik mesajı daha. 28 Temmuz 1402 Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nı Timur ordusu karşısında kaybetti. Osmanlı devleti parçalanıyordu. Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle tarihi bir yıkımdan Osmanlı İmparatorluğu Viyana kapılarına kadar dayanan dünyanın en büyük ülkesi oldu. 20. yüzyıla kadar dünya tarihinin kaderini belirledi. 4 28 Temmuz 2021 günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de yerli ve milli imkanlarla ulaştığı 450 milyar metreküplük doğalgaz için simgesel yakış töreni yaparken, Derin ABD Avrupa tetikçileri aracılığıyla son derece profesyonel Türkiye'nin ormanlarını yaktırdılar. Karadeniz töreninde gaz hayat hayat ateşiyle aynı gün Manavgat'ta başlayan ve yurda yayılan kundaklama arasındaki ilişkiyi görmek hiç de zor değil. Aziz milletimiz olayları görüyor, ardındaki oyunları, tezgahları biliyor. Buradan da size ekmek çıkmaz. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve peşlerine takılan vagonların sakinleri, geçti borun pazarı, çekin şeyinizi Washington'a. Bülent Erandaç